kızlar. Tarihin en unutulmaz evlenme teklifi olacak. Evet. Tüme bak. Hazır mısınız? Hazır. Her şey hazır mı? Hazır. Hazır. Pankart bile hazırladık. Pankart bile yaptık. Dur. Bak. Aç. Dur. Dur. Yavaş. Benim de geliyor. Yedik, içtik, gezdik artık yeter. Ne bu? Vedat Milor mu geliyor? Doya doya Anadolu'yu mu gezeceğiz biz? Ne bu? Tamam, pankart iptal. Tamam, pankart iptal. Pankart iptal. Sarılıyorum. Ya, kızlar ben çok heyecanlıyım ya. Yani heyecanlı olursun çünkü herkes her gün erkek arkadaşına evlenme teklifi etmiyor. Saçma bir şey mi yapıyorum ben? Ya kızım saçmalama ya, ne saçması? Yani güzellik merkezi açıp sosyal medyada ne kadar zengin olduğunu paylaşmıyorsun sonuçta. Ne alaka ya? Daha saçma bir şey yapabilirdin yani, onu diyorum. Örnek verdim. Salak. Tamam hadi sen nasıl teklif edeceksin? Göster bakayım bana. Ay, ne yapacağım? Göstereyim. Göster. Şöyle yapacağım. Hiç ummadığı bir anda çökeceğim. Benimle evlenir misin diyeceğim. Allah kabul etsin bacım. Ya ne bileyim kızım ya, erkeklerden farklı mısın dedim. Kötü mü? Tamam, o zaman şöyle yapacaksın. Ne bu? Ondan evlilik teklifi bekliyorum. Erkeklerden farklı olan bu. Ya saçma sapan konuşmayın. Gel şöyle, gel. Alacağım böyle şeyi. Yaza düğün var. Bir kişi eksiyiz. Gelsene. Ya kızım, halı sahaya adam mı çağırıyorsun? Böyle şey olur mu? Evet ya. Tamam, neyse. Ya boş verin. Erkekler böyledir. Allah Allah. Tamam, boş verin. Ben içimden geldiği gibi teklif edeceğim artık. Tamam. Güzel olacak. Olursa. Güzel olacak. Her... Geldiler. Ne yapıyoruz? Herkes yapacağı şeyi biliyor mu? Evet, ben kapıyı açacağım. Ben böyle hiçbir şey yokmuş, özel bir şey yokmuş gibi havadan sudan konular açacağım. Güzel, ben de ummadığın anda teklif edeceğim. Tamam ve konfeti maytap. Hadi aç. Hadi gazamız tamam. Mübarek olsun. Şimdi hadi kardeşlerim. Ya. Açıyorum. Hoş geldiniz. Selam. Heyecandan karıştırdım. Kusura bakmayın, ben de heyecandan altıma kaçtım. Kızım ne yapıyorsun? Hayatım hayırdır, ne bu konfeti bana? Hayatım şöyle, yeş o konuyu değiştir. Kerem Aktürkoğlu ne koydu ama? Ne alakası var? Ne yapayım? Üç erkekle ne konuşayım? Manikür mü konuşayım? Hakikaten aşkım, siz niye üçünüz geldiniz? Ya sen öyle kızlar gelecek falan deyince ben de işte üçünüze üçümüz... Oo, ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum, o bizim aramızdaki bir şey. Ayı. Ayı yenge, ayıp olduysa biz kızları alıp çıkalım. Lan bana bak, paket mi yaptırıyorsun? Islak mendil de koyayım ya ona. Olur, ıslak mendil iyi olur. Tamam ya, tamam. Hadi oturun. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Oturun, oturun. Oturun. Umral olan fena değilmiş ha. Ha, uzun olan değil mi? Yok lan, o Sude'ninki ya. Ha, seni denedim. Dizilerde neler görüyoruz. Kızım ben sevgilisi, arkadaşım sevgilisine şey yapacak mı? Bana bak, seni yapamam. Gözüme gözün girdi. Gözüme gözün girdi. Kızlar. Ha. Kızlar. Ha. Umral olan iyiymiş. O benim mi? O değil, salak. Aşkım. Ne oluyor şu? Ne bu hareketler, böyle konfetler falan bir şey mi var? Ne oluyor? Ya. Aşkım, ben aslında tam olarak böyle planlamadım ama olsun. Şimdi biz ikimiz. Evet. İki yıldır birlikteyiz. Evet. Sen, ben, biz, evet. İkimiz. Kanka yenge çok kıvranıyor. Kesin borç isteyecek. Ya sence konuşma oraya mı gidiyor ya? Kız burada çırpındı, görmedin mi ya? Kanka bence evlatlıksın, onu diyecek. Doğru mu bu Sude? Ya ben bunu nereden bileyim? Kız nereden bilsin bunu? Nereden sana... bilecek oğlum kız bunu? Oğlum sen söyledin zaten. Abi kafa karıştırmayın bir dakika. Sude sen ne diyeceksin? Aşkım kalk. Evet. Şöyle ortaya gel. Yenge yani... biz iyi miyiz burada? Biz çıkalım mı? Hayır, durun. Atakan, benimle evlenir misin? Evet.
Oğlum hani yurt dışında kızlar teklif ediyordu? Ne bileyim yurt içinde de ediyor herhalde baksana. Oh çok iyi o zaman ne yapalım biz? Hadi biz içecekleri... o zaman içecekleri hazırlayalım. Hazırlayalım. Görüşürüz. Tamam. ne oldu şimdi? Biz kız tarafı mı olduk? Saçmalamayın abi ya. Şu yüzeye bak maşallah. Saçmalama oğlum. Düzgün konuş. O senin yengen. Yengen o senin. Oğlum ne diyorsunuz ya? Saçma sapan konuşmayın abi ya. Allah Allah. Bak ben baştan söyleyeyim. Nedime falan olmam ben. Ya ne Nedimesi abicim? Yani sonuç olarak... Hangi dünyada yaşıyoruz? Modern bir çağda yaşıyoruz yani. Kızın da evli teklif etmesi gayet normal. He, o zaman seni de baban doğursun. He. Oğlum ne yapıyorsun ya? Yemin haklılığımdan utandım ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ben de bir çıtır şey oldum dur doğru. Bak şöyle anlatayım o zaman ben size. Kankalar. Zamanın birinde bir kız çocuğu varmış, tamam mı? Evet. Arkadaşları bunu küçük düşürmüş. Evet. Sonra arkadaşları gitmiş. Kız yalnız kalmış. Çok üzülmüş. O kız sensin lan işte. Ya ne alakası? Bak çok üstüme geliyorsunuz ha şu anda. Ağla bir de. Ağla biz de yüksek yüksek tepelere söyleyelim. Söyleyelim mi? Ne diyorsun? Ne alakası var? Ben söyleyeyim lan. Yüksek yüksek tepelere. Niye ağlıyorsun lan? Şarkı çok etkileyici. Bir anda otomatik yüklendi. Oğlum buna ağlanır mı? Manyak mısın lan sen? Yemin ediyorum otomatik. Bak gel bir de sen dene. Yemin ediyorum. Kafayı çıkart. Otur. İnsan buraya oturunca ağlar mı ya? Otur. Yüksek yüksek tepelere el kurmasınlar. Aşı aşırı. Oğlum niye ağlıyorsun? Şarkı dokunuyor kanka. Dokunuyor. Ya saçmalama. Gel şuraya. Gel bak. Allah Allah. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hey annem. Sen niye ağlamıyorsun lan? Benim ikinci kınam kanka bu. İlkinde çok ağlamıştım ya. Ne alakası oğlum? İlk kınan neydi? Ben arabayı bu vurdum da babam dedi bir tarafına kına yakarsın dedi. Sonra uygulamalı yaptık, bindallı giydim ben. O yüzden çok etkilenmedim. Aa, ne yapıyorsunuz orada? Biz öyle kutluyorduk hayatım. Enişte, hiç beklemiyordun değil mi? Sürpriz oldu. Vallahi hiç beklemiyordum gerçekten. Zaten beklesem böyle gelir mi hazırlanırdım. Ne yapacaktın? Sırt dekoltesi mi giyecektin? Topuklu ayakkabı mı giyecektin? Ne yapacaktın? Oğlum susar mısın? Bu arada tanışmadık. Ben Yeşim. Yeyat eşim. Ben anne değil mi? Ben Solmaz. Seyyat olmaz. Merhaba, ben Ufuk. Uyat, fuh. Oğlum o öyle bir şey değil lan. Onlar yapıyor. Yenge ne oldu şimdi? Bornozu bize mi kilitledin? Bornoz? Ya aşkım şaka yapıyor ya. Hani normalde bornozu erkek tarafı alır ya, espri yapıyor arkadaş. Ha yok canım, alırız biz bornozu. O zaman nevresim takımını kilitledin. Yani nevresim takımını da alırız canım, ne var ki? O zaman yatak odasını kilitledin. Aha, sessizlik. Yatak odasını bize kilitledi. Abi susar mısın? Enişte ne yapacaksınız? Düğün planı var mı böyle kişiler? Yok ya, ben düğün istemiyorum aslında. Oğlum düğün falan isteme. Bu yakında sana çocuğu da koyar atakar abi bak. Ya hatta var ya, kına gecesi falan da istemiyorum ben. Biz kızlarla bekarla veda yaparız. Kınada mı bize kaldı lan? Oldu, siz aslanlar gibi pavyonda eğlenin. Biz de kına gecesi yapalım. Az önce de çalıştık zaten. Olmaz Bey. Çok gider misiniz pavyona? Yok canım, biz öyle insanlar mıyız? Haftada bir. Çok güzel ortam diyorlar. Ya kızım Allah aşkına çocuğa yürüyeceğim diye pavyon övüyorsun. Ya biz şimdi gerçekten evleniyoruz. İnanamıyorum. Annemlere haber verelim. Annemlere de verelim. Hadi ara, hatta ara. Önce sen ara. Tamam. Haberler olsa biz de duyalım. Evet hadi. Alo. Alo anne. Size bir haberim var. Hayırdır oğlum? Ne diyor? Ne diyor? Ya dur anlatıyor çocuk. Anne baba biz evleniyoruz.
Aman, hadi hayırlısı gözümüz aydın. Ne diyor, ne diyor? Evlenme teklifi etmiş oğlan. Aslında tam öyle olmadı anne. Sude teklif etti. Olsun, ne yapalım? Ne diyor, ne diyor ya? Dur lan sen de. Duygulandı, duygulandı tabii. Anne, sen üzüldün mü ben gidiyorum diye? Yok, ben hep gelin alırız diye hayal ettiydim. Onu ağlıyor. Aa, merak etme anne, ben çok iyi bakacağım ona. Sağ ol damat. Anne, hadi ben sonra ararım. Babama selam söyle. Aleyküm selam. Hepsinin yüzünde kız gibi yetiştirdin çocuğu. Benimle ne alakası var lan? Kız gibi işte, kız oldu sonunda kız. Ben gidiyorum, evleniyorum diye öyle o heyecanlandı o yüzden. Ya bizimkiler de öyle eski kafa sonuçta. Değil mi? Eyvallah bu ses. Yani ne demek ki, sonuçta biz artık görümce sayılırız. Ormaz Bey. Ormaz Bey, siz bana evlilik falan düşünüyor musunuz? Benim ne alaka ya oğlum? Senin yüzünden bacanağım bana yürüyor. Oğlum. Yapalım, biz sofrayı hazırlayalım. Ha. Tabakları falan getirelim kızlarla. Geliyoruz aşkım. Çok güzel sofra yapacağız. Evet. Aşkım, kapıya sen bakar mısın? Tamam. Dur, ben bakarım, ben bakarım. Evlenince bol bol sen bakacaksın zaten. Abi. Kapı açılmıyor yalnız, 200 lira sıkışmış. Ya Ufuk, ne yapıyorsun ya? Kız tarafı izle, alıştırma yapıyorum ben. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Çöp var mıydı? Yok abi, sağ ol. Bu arada hayırlı olsun yeğenim. Abi sen nereden biliyorsun? Ya sabah kızlar iki tane meşale istediydi. Survivor konseyi yapacak halleri yok ya. Dedim kesin evlenme teklif edecekler. Doğru söylüyorsun abi, evet. Eyvallah abi. Ne olacak şimdi, seni istemeye mi gelecekler? Abi ne alakası var? Bu çorabıydı, cüzdanıydı, saatli falan sen mi alacaksın? Hayır. Lan gelinlik giyeceğin mi? Abi sana ne ya? Bak giymem demiyor, sana ne diyor ya? Oğlum gelinlik mi giyeceksin? Ya abi ne alakası var sonuna? Abi çıkar mısın? Oğlum ben ne dedim ya? Ben niye sinirleniyorsun? Bir arada numaranı yaz bana, ver. Seni Neriman abla apartman gün grubuna alacak. Bak apartman gün grubu önemli. Oğlum toplu para kazanırsın. Çıkar mısın? Nereden baksan 20.000 lira alacaksın. İyi para oğlum. İçemiyorum. Ya nereye gidiyorsun oğlum? Şu adamı güne soktun ya. Abi ne oluyor ya? Ya enişte, biz içeride konuşuyorduk da şimdi beyaz eşyayı Sude almıyor mu? Normalde erkek tarafı alır. Heh, Sude sen alıyormuşsun. Abi ben gelin oldum. Aklın başına geldi sonunda. Oğlum bu daha kızdağının görünen tarafı. Öyle mi diyorsun? Sen o düğmeyi baştan yanlış ilikledin aslanım. Abi ne yapacağız şimdi peki? Ne yapacağız, dur. Çözümler tükenmez. Şöyle yapıyoruz. Sen de evlenme teklif ediyorsun, 12 geçersiz oluyor. Olur mu hiç öyle? Ya oğlum olur, şöyle düşün bak. Batak oynuyoruz, tamam mı? Koz kupa. Yenge bacağı çıkmış, tam el bende diyor, hop sen papazı çakıyorsun. Ne oldu? El senin oldu. Yengenin bacak nanay. Ha, yengenin bacak güzel miydi? Güzeldi ama olmaz. Daha bakmazlar artık. Yengenin bacağının bir önemi kalmadı. Aynen öyle. Ha, yengenin bacağı tek olsaydı, sen papazı çıkmasaydın bakılırdı. Ama artık ha yengenin bacağı, ha eniştenin... Oğlum tamam, Allah Allah. Anladım. Yengenin bacağı, yengenin bacağı, anladım. Tamam. Yani sen daha büyük bir teklif yap, bir önceki geçersiz olsun. Ha, ben diyorum ki yengenin bacağı... Lan yengenin bacağı... Tamam. Hadi sofraya. Hadi sofraya. Sude. Efendim canım. Yeriz yemeği de yap. Teklif nereden çıktı şimdi ya? Asıl bu ne alaka şimdi? Ya bebeğim, ne tesadüf ki. Yani tabii belli edemedim ben şimdi. Senin sürprizini bozmak istemedim ama... ben de sana bugün evlenme tehdit edecektim. Çok iyi. Nasıl ya? Biz bozuldu yani. Olsun. Ha sen, ha ben, ne fark eder? Değil mi? Değil mi? Fark etmez. O zaman ben yapayım. Biz... Hazırlık falan yaptın mı enişte? Yaptık, hazırlık yaptık. Çok hazırlık yaptık. Yani Tüh ya, ama sana etti artık. Sen o kadar hazırlık yaptıysan Sormaz Bey bana etsin. Ne diyorsun? Ya ben ne alaka, taktık arabana ya. Tamam aşkım, sen bir daha et o zaman. Bir günde iki teklif. Çok heyecanlı. Hadi ben hiç beklemiyormuşum gibi bekliyorum. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Teklif et işte. Tamam dur. Benim iç cebimde her zaman gül vardır kardeşim. Senin iç cebinde niye gül var lan? Bir kadınla ne zaman karşılaşacağın hiç belli olmaz. Oğlum bu buruş buruş lan. Bazen o kadınla hiç karşılaşmazsın. Neyse, idare edeceğiz. Hadi. Sude! Aa! Benimle evlenir misin? Aa, enişte bu ne? Gül reçeli teklifi mi? Ay ben de bir şey yapacak sandım. Yüzük falan yok ama aşkım. Yüzük... Al bunu. Al.
Bizimki daha iyi, bizimki daha iyi. Bu ne lan? Tuğra var oğlum bunun üstünde. Dedemin yüzüğü. Ne yapsaydı hacı dedem, tek taş mı taksaydı? Yer onunla yetişti. Yüzük oğlum, bizi anlamıyor. Sude! Ne diyorsun? Tuğra bu. Ya ne yapacaksınız? Evlenecek misiniz, beylik mi kuracaksınız? Bu ne? Aşkım, yani çok tatlısın. Çok güzel. Ama yani biz o kadar hazırlık yaptık, yemek yaptık, müzik hazırladık müzik, falan. Müzik biz de hazırladık. Müzik biz de hazırladık çocuklarla. Değil mi çocuklar? Hadi ver müziği. Pınarbaşı vurma vurma yar 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 yar. Yar yar aman. Yaz gelince öter turnam. Leylim 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 aman. Lan ne diyorsun? Çayırda. Pınarbaşı ya, vurma vurma yar ne oğlum? Oğlum dört kere yar diyor. Sen bu kıza bir kere yar dedin mi? Oğlum. Hayır başka değiştir başka sen. Ne? Lorke 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 lorke. Hanım ey lorke. Lorke lorke lorke. Lan lorke. Ne lorkesi? Kanka hanım ey diyor. Hanım ey. Sen benim hanımım olacaksın diyor. Lorke diyor. Aşkım ne oluyor burada? Lorke. Ne oluyor Atakan'cığım? Devam siz... ki. Ya hayatım. Neyin peşindesiniz? Ben hazırlık yapmadım. Ah. Hiç anlaşılmıyor biliyor musun enişte? Ben sorun ne? Yapmadım. Sorun ne? Sorun senin bana evlenme teklif etmiş olman. Yani bunu benim yapmam gerekiyordu. Atakan ben evlenme teklif ettim çünkü ben evlenmek istiyorum. Ben evlenmek istiyorum. Hadi bana evlenme teklif et demem daha saçma değil mi? Yani ben istediğimi söyleyemeyecek miyim? Ya tamam da bu erkeğin görevidir sonuçta yani. Ya canım ne alakası var? Ben taş taşıyayım demiyorum ki. İkimizin birlikte mutlu olacağı şu yuvaya ilk adım atmak neden sadece senin görevin olsun ki? Ya tamam güzel söylüyorsun öyle söylüyorsun da demezler mi yani erkek adamsın sen evlenme teklifini sen edeceksin demezler mi erkek adama yakışmıyor demezler mi? Derler. Adam mısın lan sen? Derler. Bak ya. Ya bırak. Ne derlerse desinler ya. İnsanlar alıştıklarının dışındaki her şeyden korkuyorlar anladın mı? Sen benim eşim cesaretli kadın de ya. Eşim diyorsun. Duydunuz mu bak. Eşim diyorsun ha? Eşim diyorum. O zaman... Evet, evet, evet! Ay, yaşım! Evet! Ya bir kere de şu yüzüğü görünce götünüz başınız ayrı oynamasın. Çıldırıyor. Çıldırıyor. Cesaret ha, ver şu yüzüğü. Olmaz. Tamam. Sormaz. Yaza düğün var, bir kişi eksik. Gelecek mi? Ben etkileniyorum galiba. Sormazım saçmalama, dirayetli ol, kabul etme. Ama çok iyi teklif. Ya bir de dedemin yüzüğü çok anlamlı şu anda. Dedemin yüzüğünü bana takacak. Evet, evet, evet. Evet. Ya oğlum ben Nedim'i oldum ya. Allah Allah. Çok güzel hareket diyenler. Peki. Zil diyenler. Skecimizin yazarları Ebru, Tuğba, bir de Alperen var. Alperen de skecimizin yazarları. Zile gönderiyoruz onlara alkışlarla. Bravo. Bravo, hadi bakalım. Sen evlisin abi. Evet. Sen geç. Ya hayda. Bu da evli değil. Tamam soracağım ya. Tamam. Diyelim ki kız arkadaşın sana evlenme teklif etti. Ne hissedersin? Aynı Atakan'ın skeçte hissettiklerini. Yani... Mutlu olur musun? Yani yoksa oynadığın karakter gibi mi olur? Oynadığım karaktere de yakın. Ama oynadığım karakter de sonunda evet dedi. Yani hayır demek seviyorsan olmaz ki. Değil mi? Yani ona o hayal kırıklığını yaşatmamak istemem. Değil mi? Evet. Önermesi çok güzeldi skecin. Bittik yani. Tek tek hepinize sormama gerek yok herhalde. Aynı cevapları aynen öyle. Alacağız. Yok. Gerçekten. Ne yok? Yani o teklif etsin. Daha mutlu mesut olur. Malzeme burada. Bayağı o istiyor. Diyelim ki geldi. Uğraşmamış olur. Ama seni bir çok hevesli gördüm. Sen etmeyeceksin gibi duruyor. Bekleyecekmişsin gibi duruyor. Yok beklemem de. Ederse de etsin. Tamam buradan mesaj gitsin. Evet Hacı evlilik teklifi bekliyor. Hayır öyle bir şey beklemiyorum. Bekliyor ya. Bekliyor. Hayır, çok hayır, mutlu hayır. Olacak. Hacı'yı mutlu etmek istemez misin kız arkadaş? Arkadaşlar
Tebrikler, çok güzel oynadınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler.